Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine memleketimizde ve dünyada olan tüm sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Kritik duraklarda ise her zaman olduğu gibi haberciler var. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Birliği topluluğu zirvesine katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Cumhurbaşkanının ziyaretinin detayları Fatih Oruk'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Adalet Bakanlığı başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı. Detaylar Burcu Şengül Bektaş'ta olacak. Kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kritik bir toplantı var bugün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Memur Sen yönetimi bir araya gelecek. Tüm detaylar Şeyma Bay'da olacak. Meclis Genel Kurulu'nda dezenformasyon yasa teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelere ilişkin son durum ve teklifin detayları Özlem Argun'da. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'deki operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Aynel Arap Eyalet Genel Sorumlusu Hakan Demertaş etkisiz hale getirildi. Öte yandan yine Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK-YPG'li terörist de etkisiz hale getirildi. Her zaman olduğu gibi sahaya döneceğiz. Bülent Çulcuoğlu bize tüm bu olayların yansımalarını aktaracak. Habercilerle, sıcak duraklarla Öğle Ana Haber Bülteni başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Birliği topluluğu zirvesine katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Erdoğan zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanının ziyaretinin ayrıntıları için hemen dönüyorum Fatih Oruk Prag'da. Fatih bize neler aktaracaksın diyeceğim zirveye dair. Ama önce arkandaki görüntüyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde orada bulunan vatandaşlarla görüşecek. Bayrağımız Prag'da ve notlar sende. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu Türkiye yetkili taşıyan uçak yaklaşık 5 dakika önce Prag'daki havalimanına indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre sonradan buradaki Türk Büyükelçileri rezidansı karşısındaki Türk vatandaşlarla bir araya gelmesini bekliyoruz. Onlar da ellerini Türk bayraklarıyla coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar. Erdoğan konvoyu buradan geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inmesi ve Türk vatandaşlarıyla buradan kısa süreli bir sohbet gerçekleştirmesini bekliyoruz. Buradaki sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Prag Kalesi olacak ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Tabii yeni bir oluşum, yeni bir tecrübe hem Avrupa Birliği üyesi 27 ülke hem de 17 davet edilen 17 ülke için yeni bir tecrübe. 44 lider Avrupa'nın geleceğini tartışacak burada. Tabii kağıt üstündeki başlıklar ülkeler arası siyasi diyalog ve işbirliğinin arttırılması gibi başlıklar var. Aynı zamanda ülkenin güvenliği, istikrar için atılması gereken adımlar var. Ancak asıl önemli konu Rus-Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan gıda krizi ve enerji krizi. Gıda krizi büyük ölçüde Türkiye'nin çabayla giderilmiş durumda. Ancak hala endişeler mevcut bu konuda. Enerji krizi konusunda ise aslında yine endişe oldukça hakim. Çünkü mesela şu anda içinde bulunduğumuz Çekya'da doğalgazın %80'ini Rusya'dan karşılıyordu. Son alınan kararlarla beraber artık alternatif arayış içerisine girdi. Yine yapılan birçok değerlendirmelerde Avrupa'yı soğuk bir kışın beklediği ifade ediliyor. İşte bugünkü zirvede, bugünkü bu toplantıda enerji başta olmak üzere atılması gereken adımlar değerlendirecek. Tabii 17 ülke davet edildiğim için Türkiye enerji koridorları barındıran bir ülke. Onun yanı sıra Azerbaycan ve Katar da davet edilen ülkeler arasında. O yüzden enerji başlıklı bir gündem olmasını bekliyoruz. Tabii oturumlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerle gerçekleştirecek. Aynı zamanda muhatapla liderlerle hem güncel sorunları ele alacak hem de ikili ilişkileri değerlendirme fırsatı bulmuş olacak. Tabi burada öne çıkan isim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, onunla bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu görüşmede Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde kapsamlı bir şekilde el alınmasını bekliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Yine mini bir Türkiye-AB zirvesi de olabilir Prag'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yetkilileriyle bir araya gelebilir. Buradaki temasları kapsamında oldukça yoğun bir program bizleri bekliyor. Biz de şu anda Türkiye'deki Türk Büyükelçisi rezidansı önünde buradaki Türk vatandaşları beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyoruz. Erdoğan düzenleyeceği basın toplantısıyla akşam saatlerinde Prag temaslarını sonlandıracak. Nilgün Balkaç. Baş
başörtüsü ve anayasa değişikliğiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Adalet Bakanlığı başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı. Hemen dönelim. Burcu Şengül Bektaş bizimle birlikte. Burcu, nasıl bir çalışma olacak? Erdoğan içine aile konusunda da başlıklar girecek demişti. Son ayrıntılar sende. Evet Nilgün Balkaç, bununla ilgili talimat henüz dün gelmişti, hatırlayacaksınız. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözümü yasa değil anayasada yapalım demişti ve bir çağrıda bulunmuştu. Hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hem de Anayasa Komisyonu üyelerine. Bugün burada bu talimatı veriyorum. Adalet Bakanı'nın başta olmak üzere Anayasa Komisyonu'ndaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle tamamlasınlar ve bize getirsinler demişti. İşte bu sabah saatlerinden itibaren o çalışmaların başlangıcı verildi. Adalet Bakanlığı başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarına başladı. Bunun için Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi. Bu görevliler öncelikle teknik bir çalışma yürütecek ve bu teknik çalışma hazırlandıktan sonra önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, ardındansa meclisin gündemine gelecek. Burcu'dan sonra aynı manşetle ve açıklamalarla devam edelim. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bu düzenleme konusunda konuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi. Kurtulmuş, madem başörtüsünü serbest bırakacaktınız, 28 Şubat'ta kızlarımıza hayatı neden zindan ettiniz diye sordu. Bu anayasa değiştirelim teklifiyle birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştığını göreceksiniz. Belki Sayın Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecektir. Madem başörtüsünü serbest bırakacaktınız da 28 Şubat'ta niçin İstanbul Üniversitesi'nde ve diğer üniversitelerde ikna odaları kurarak 18 yaşındaki kızlarımıza hayatı zindan ettiniz? Şimdi konuşmak kolay. O zaman neredeydiniz? Manşete çalışma hayatını çekelim ve binlerce insanın merakla beklediği düzenlemelere gidelim. Kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kritik bir toplantı var, yapılacak bugün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le memur sen yönetimi bir araya gelecek diyelim. Dönelim, Şeyma Baytalay bizimle birlikte. Şeyma, bu süreçleri yakından takip ediyorsun bir haberci olarak. Bugün neler bekliyoruz? Toplantının önemi nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dakikalar sonra o önemli toplantı başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur Sen Yönetimi bir araya gelecek. Beklentiler, talepler toplantıda dile getirilecek. Memur Sen'in hazırladığı raporlar toplantıda paylaşılacak. Çalışma hayatına dair pek çok önemli konu toplantıda konuşulacak. Ancak esas önemli konu sözleşmelere kadro düzenlemesi olacak bugün. Bugün masada bunlar değerlendirilecek. Memur Sen heyetinin hazırladığı rapor Bakan Bilgin ile paylaşılacak. Değerlendirmeler yapılacak. Bu konuyla alakalı aslında çalışmalar bir süredir devam ediyor. Bu konuyla alakalı bir çalışma grubu oluşturuldu ve çalışma grubu çalışmalarını sürdürüyor. Sendikalarla görüşülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile temas halinde bulunuyor bu süreçte. Şunu da söyleyelim. Bugünkü toplantıda verilecek mesajlar önemli. Toplantı dakikalar sonra başlayacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Meclis Başkanı Şentop Endonezya'da açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Ayrıca bu büyük organizasyonu gerçekleştiren Endonezya'ya Temsilciler Meclisi'nin başkanı Sayın Maharani'nin şahsında teşekkür ediyorum. Değerli parlamento başkanları, değerli milletvekilleri, küresel düzeyde çok önemli zorluklarla karşılaştığımız bu dönemde gündemin baş sırasına güvenlik sorunu yerleşmiştir. Birçok boyutlu bulunan güvenliği en önemlileri arasında ise saygıdeğer konuşmacıların ortaya koyduğu üzere gıda ve enerji güvenliği boyutu gelmektedir. Malumunuz, salgın süreci küresel düzeydeki bazı önemli emtiaların üretimi ve lojistiğinin kesinlikle olmasına sebep oldu. Dolayısıyla bunun küresel düzeyde ne derecede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ettik. Artık geride bırakmayı umduğumuz salgın süreci ve onun olumsuz etkilerinden toparlanmaya çalıştığımız bu dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise gıda ve enerji güvenliğinin
en az askeri güvenlik kadar önemli olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmıştır. Esasen küresel bir emtia savaş nedeniyle ilk kez kesintiye uğramıyor. Ancak küresel tahıl tedarikinde önemli yer tutan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, gıda güvenliği konusundaki kırılganlığı net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Özellikle her iki ülkeye son derece bağımlı olan ve hele de hali hazırda açlık kriziyle boğuşan milyonları ciddi bir tehditle karşı karşıya bıraktı ve gıda güvensizliğini daha da şiddetlendirdi. Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesi için bu bölgeden gelecek tahılın hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu sebeple acil olarak çözülmesi gereken bu sorun karşısında Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretleriyle, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası ortaklarımızın da destekleriyle, Rusya ve Ukrayna'nın da makul yaklaşımıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşma sayesinde tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin daha yanı sıra gübrenin de ithal edilebilmesini garanti altına aldık. Devam ediyoruz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli personelin taşeron ve geçici işçilerin durumu. Hepsi birbirinden sıcak başlıklar. Çalışma hayatına dair birçok sorun bu yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de milyonlarca kişinin merakla beklediği sorulara yanıt verdi. Ayrıntılar var sırada. Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren çalışmalar hızlandı. Hedef, EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek. Kapsam netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. Sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme mi oldu? Tek tip bir düzenleme. Biz de bütün çalışanların yaşı, günü, primi vesaire sayısıyla ilgili tam veriler elimizde. Biz o gerçek veriler üzerinden çalışıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. O başlıklardan biri de kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışmasıydı. Nükleer enerji uzmanları, yazılımcı ve finans sektörü çalışanları gibi özel kadroların kapsam dışı olacağını söyledi. Bunun dışındaki bütün sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Çok güzel. Onların sosyal haklarını standartize edeceğiz. İş güvencesi olacak. İş güvencesi olacak. Kamusal hak, kamu görevlilerinin bütün haklarını onlara vereceğiz. Onlara kadro tahsis edeceğiz. Gündemde mevsimlik ve geçici işçilerin durumu da vardı. Vedat Bilgin, mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılacağını söyledi. 9 ay 29 gün çalışan geçici işçiler için de düzenleme yapılacağını belirtti. Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız. O işçilerimizin hukukunu koruyacak bir düzenleme yapıyoruz. Onları bütünüyle bu statülerini değiştireceğiz. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusunda da açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınması için Kasım ayını işaret etti. Kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz. Onların statülerini inceliyoruz. İş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için Kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. AK Parti ekonomi alanında milyonları ilgilendiren teklifleri parça parça meclisin gündemine getirecek. Üçe bölünmesi beklenen torba teklifle kur korumalı mevduat sisteminin süresi uzatılacak. KYK kredilerinde sadece alınan ana para ödenecek. Yurtlar Kurumu borçlarının faizi silinecek. Asgari ücretli içinse koruma kalkanı getirilecek. İşte meclise gelecek o düzenlemelerin detayları. Ekonomi alanında vatandaşı ilgilendiren torba teklif için geri sayım başladı. Üç ayrı teklifle dar gelirli vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yapılacak. Meclise sunulacak torba yasada yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlara öncelik tanınacak. Gelirin, asgari ücretin 1/3'ünün altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek. Asgari ücretin 1/3'ünden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak.
Hükümet torba yasa teklifini salı günü MHP'ye sundu. Üç parça halinde meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinin 40 maddelik ilk kısmı ekonomik düzenlemeleri içerecek. KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkları silinecek. Sadece alınan kredi geri ödenecek. İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1000 liralık kısmı gelir vergisiyle sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. İşverenlerin çalışanlarına yemek yardımının nakdi vermesi sağlanacak. İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firma temsilcilerine düzenleme ile 2 yeşil pasaport verilecek. Düzenleme ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. 5 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2000 lira ve altındaki alacakların tasfiyesi sağlanacak. Öte yandan yurt dışı çıkış harcını 150 Türk lirasından 300 Türk lirasına yükselten madde torbadan çıkartıldı. Yurt dışı çıkış harçlarının bedeli 150 Türk lirası olarak kalacak. Ve meclise devam edelim. Genel kurulda dezenformasyon yasa teklifi görüşmeleri devam ediyor diyelim ve son durumu meclis çatısı altından Özlem Argun bize aktaracak. Özlem, düzenlemenin kaçıncı maddesindeler ve şu anda meclis genel kurulunda takvime baktığımızda ne zaman biter ve yasalaşır? Evet, toplam 40 maddelik bir ortak teklif var. Önümüzde AK Parti ve MHP'nin dezenformasyonla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta başlandı. Hatırlanacağı üzere yeni yasama yılının ilk kanun teklifi olma özelliğini taşıyor. Toplam 40 madde dedik. Salı günkü görüşmelerde ilk 2 maddesi kabul edildi. Bugün de 3. maddeden devam edilecek genel kurulda görüşmelere. Evet, sosyal medya teklifinin içinde neler vardı? Öncelikle yalan ve yanıltıcı haberlerle etkin mücadele edilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla suç kapsamına alınıyor. Yalan ve yanıltıcı haberleri alenen yaymak, halkı paniğe sevk etmek amacıyla gerçeğe aykırı haberlerin yapılması, kamu düzenini, kamu barışını bozucu nitelikte haberler yayılması sosyal medyada suç kapsamına alınıyor ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde yapıldığına hükmedilirse yarı oranında cezaların artırılması da kanun maddesi olarak yer alıyor teklifin içinde. Evet, internet medyası ile ilgili de düzenlemeler var. Hatta kabul edilen geçen ilk 2 maddede internet basınını ilgilendiriyor. Haber siteleri için yasal altyapı hazırlanıyor. Resmi ilan alabilmelerinin de önü açılabiliyor. Evet, söylediğimiz gibi bugün 3. maddeden görüşmelere devam edilecek. Ancak teklifin bugün yasalaşması beklenmiyor. Önümüzdeki haftaya kalması ve önümüzdeki hafta salı günü yasalaştırılması planlanıyor. Sosyal medya teklifinin muhalefetin itiraz ettiği maddeler vardı. Onlarla ilgili de iktidarla muhalefetin anlaşarak bazı önergeler getirmesi ve onlar üzerinde bir takım değişikliklere gidilmesi de gündemde, onu da belirtelim. Terörle mücadeleyle devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'deki operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Aynel Arap Eyaleti Genel Sorumlusu Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi. Öte yandan yine Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi diyelim. Dönelim Bülent Çulcuoğlu, her zaman olduğu gibi bizimle birlikte ve Tel Abyad'da. Şimdi Bülent, İçeridesin sen. Bu operasyonların sahaya yansıması, terörle mücadeledeki son durum ve MIT'in birbiri ardına gelen başarıları sendeyiz. Nilgün Balkaç'a aslında Kandil'in, yani Irak'ın kuzeyinde örgüt elebaşlarının barındığı Kandil'deki elebaşların Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine gönderdiği sorumlu düzeydeki teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor ve birçok kanlı eylemin önüne geçiliyor. İşte onlardan biri de Aynel Arap'la düzenlenen bu büyük operasyon, bu anlamlı operasyon. Çünkü teröristler özellikle şu anda bulunduğumuz zaman zaman Tel Abyad'ı hedef alıyor. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı, Aynel Arap örgütün, Aynel Arap genel eyalet sözde sorumluluğuna getirdiği Koçar Emert adlı kod adlı terörist
Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi. 2011 yılında Tunceli'nin Ovalcak ilçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile bir taksicinin şehit edilmesi olayına karışan terörist Koçer Ahmet'in daha sonra Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine geçtiği tespit edildi. Bir süre Irak'ın Metina bölgesinde örgüt tarafından görevlendirilen teröristin daha sonra Aynel Arap bölgesine geçtiğini tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı saha ajanları aracılığıyla Aynel Arap ilçe merkezinde Hasan Demertaş'ı adım adım takip etti ve nokta spesifik bir operasyonla Koçer Ahmet konaklı terörist Hasan Demertaş'ı etkisiz hale getirdi. Hasan Demertaş daha önce Aynel Arap bölgesinde özellikle Türkiye tarafına düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir isim diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Şimdi hemen devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ekranlarınıza son durum olarak yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Prag'da. Şu anda da görüntüler yansıyor. Erdoğan Büyükelçilik Rezidansı önünde ve o ülkedeki rezidans önünde de ülkedeki vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Cumhurbaşkanı şu anda arabasından indi. Vatandaşlarımıza doğru ilerliyor. O anlarda ekranlarınıza yansıyor. Ben de o anlarda dair görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz biz de TRT Haber'de ekranlarınıza canlı olarak. Bayramımız her yerde, orada bulunan vatandaşlarımız, Prag'da bulunan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşuyorlar, düşüncelerini ve görüşlerini aktarıyorlar. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onları dinliyor. Ekranlarınıza yansıyor. Tabii yoğun bir basın mensubu olduğunda söylememizde fayda var. Ara ara Cumhurbaşkanı'nın görüntüsünü de ekrandan çıkıyor. Çünkü o yoğunluk, büyük bir yoğunluk var. Rezidansın önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada bulunan vatandaşlarımızla sohbet ediyor. Bir kulak verelim isterseniz. Başkanım hoş geldiniz başkanım. Reis hoş geldin reis. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prag'da rezidansın önünde, Büyükelçilik rezidansı önündeki Türk vatandaşlarıyla bir araya geliyor. Aslında bulunacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli olduğunu söyleyelim. Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren bir toplantı ve Avrupa'nın göbeğinde de şu anda Türk vatandaşlarıyla bir arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onların sorunlarını dinliyor. Yine bir kulak verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la orada bulunan vatandaşlarımız arasındaki sohbet ekranlarınıza yansıyor. O sohbetten sıcak görüntüleri de biz de ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ellerinde bayraklarıyla Prag'da parçalayan vatandaşlarımız şu anda ekranlarınızda. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak önemli bir zirve olduğunu söyleyelim. Avrupa'nın geleceğinin masada konuşulacağı, tartışılacağı bir zirve olacak. Tabii Rusya-Ukrayna sorunu da tartışılacak. Hemen bir kez daha kulak verelim oraya. Cumhurbaşkanının orada gençlerle yaptığı konuşmalarda şu anda ekranlarınıza yansıyor. Her yaştan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hem fotoğraf çektirmek istiyorlar hem de o anlarda düşüncelerini, duygularını aktarmaya çalışıyorlar. O anlara dair görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'da dedik önemli bir toplantıya katılacak. Rusya-Ukrayna manşetinin olacağını söyleyelim. Tabii bu manşetler yanında bölgedeki gıda ve enerji krizinin de yine başlıklarda olacak. Bir ses daha verelim. Cumhurbaşkanım ne olur resim çekelim. Cumhurbaşkanım teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla birlikte şu anda vatandaşlarla yan yana Prag'dan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Dediğimiz gibi Erdoğan önemli bir zirveye de katılacak. Avrupa'nın geleceğinin belirlendiği bir zirve. Gıda ve enerji krizi demiştik. Gıda krizi aslında Türkiye'nin birçok adımlarıyla birlikte bu tahıl koridoruyla birlikte aşıldı ama enerji büyük bir kriz. Özellikle Prag'da da o bölgede de doğalgazın %80'inin Rusya'dan karşılandığını söyleyelim. Avrupa'da soğuk kış endişeleri var. Tabii ki bu toplantıda ele getirecek, değerlendirecek. Türkiye enerji koridoru üzerinde Azerbaycan ve Katar'ın da bu toplantıya katıldığını söyleyelim. Ve tabii bu arada Cumhurbaşkanı ikili görüşmeler yapacak. Bir kez daha ses verelim. Cumhurbaşkanı olacağını... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin önemli olduğunu söylemiştik. O ikili görüşmelerden birisi de Paşinyan'la olacak. Paşinyan'la da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. Hem de Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler hem de tabii Azerbaycan konusunun da manşette olacağını söyleyelim. Şu anda da o bölgede olan, Prag'da olan ve Büyükelçiliğin önünde de bizi bekleyen haberci arkadaşım Fatih Oruk'a dönmek istiyorum. Fatih şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla birlikte, vatandaşlar düşüncelerini, duygularını aktarıyorlar. Sıcak bir karşılama var. Notlar, izlenimler sende. Evet, burada coşkulu bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Büyükelçileri rezidansı önünde karşıladı. Buradaki Türk toplumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu an onlarla sohbet ediyor. Onların sorunlarını dinliyor ve görüş alışverişte buluyorlar onlardan. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Hem gençler hem de buradaki diğer Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla kısırlı sohbetler gerçekleştiriyor. Hepsinin derdini kutlamaya çalışıyor. Tabi bugün oldukça yoğun bir program var. Sen de biraz önce bahsettin aslında. Buradan sonraki bir Prag kalesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve orada Avrupa Birliği, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Tabi yeni bir oluşu, yeni bir tecrübe zirveye katılacak ülkeler için. Çünkü Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra 17 ülkenin devlet hükümet başkanı davet edildi. O ülkelerden birisi Türkiye ve zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Zirve maaşındaki uçurumlara katılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türk vatandaşları bir araya geldikten sonra Prag Kalesi'nde getirecek orada zirve maaşındaki oturumlara katılacak. Tabi zirvenin gündeminde ülkeler arası siyasi diyalog işbirliğini artırmak, ülkelerin güvenliği ve istihdam sağlanması için oturması gerekenler gibi bu başlıklar var. Ancak asıl önemli sorun tabi ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan hem oturumlar hem de ikili temaslarında kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag'da olduğunu söyledik. Fatih Oruk da o toplantıyı izliyor. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla, bayrağımızla hem bir yandan Erdoğan'la fotoğraf çektirmek istiyorlar hem de duygu ve düşüncelerini dile getiriyorlar. Biz de o anları ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı beraberindeki heyet ve bakanlarla bir arada şu anda Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gitti Prag Cumhurbaşkanı. Büyükelçilik rezidansı önünde de Türk vatandaşlarıyla sohbet ediyor. Şu anda ekranlarınıza o sıcak sohbetlerin yansıdığını belirtelim. Ama bunun dışında toplantıya dair de birkaç unsur hatırlatmakta fayda var. Toplantı çok kritik, önemli. Özellikle Avrupa'nın geleceği açısından önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Avrupa Birliği'nden liderlerle yapacağı görüşmeler hem de tabii bunun dışında Paşinyan'la yapacağı görüşme önemli. Özellikle Paşinyan'la yapacağı görüşme Türkiye ve Ermenistan arasında bundan sonra yol haritasının net ve tabii Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların da masaya yatırılması için önemli olduğunu söyleyelim. Bu zirvede Avrupa'nın geleceği değerlendirilecek ve tabii Avrupa'nın geleceği değerlendirilirken Rusya, Ukrayna'nın manşette olacağını söyleyelim. Manşet bu olunca tabii ki gıda krizi ve enerji krizi de sıcak başlıklar arasında. Gıda krizi konusunda aslında endişelerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde düzeldiğini söyleyebiliriz. O tahıl koridoruyla birlikte ama enerji krizi gerçekten büyük sorun. Prag'da da aslında altını çizmemiz lazım. Bir kez daha doğalgazın %80'inde Rusya'ya bağımlıydı. Tabii bundan sonra onlar da yeni bir yol haritası çizecek ama %80'i nasıl karşılayacak? İşte kocaman bir soru işareti var ve bu soru işaretinin altında da şu cümle, şu tablo ortaya çıkıyor. Avrupa'yı soğuk bir kış bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantılarda Türkiye'nin enerji koridoru olduğunu
söyleyecek ve tabii toplantılara Azerbaycan ve Katar'ın da katılacağını söyleyelim. Büyükelçilik rezidansı önündeyiz. Hala canlı olarak ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la genç yaşlı birçok kişi, o bölgede yaşayanlar bayraklarımızla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbet etmeye, düşüncelerini aktarmaya çalışıyorlar. O sıcak sohbette şu anda ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmeler yapacağını söylemiştik. Avrupa Konseyi Başkanı'yla Avrupa Birliği dönem Başkanı Çekya'nın davetlerine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Ve bu arada Prag'daki zirvede de Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra 17 Avrupa ülkesinin de devlet ve hükümet başkanlarının katılacağını söyleyelim. Tabii Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve bu sürece dair de yapacağı ikili temaslar, liderlerle yapacağı ikili temaslar önemli. Şu anda sadece Fransa'yı söyleyebiliriz ama muhtemeldir ki ayaküstü ya da oturarak birçok sıcak görüşmenin yapılacağını söyleyelim ki bu zirveler aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve bundan sonra Türkiye'nin yol haritasını belirlemesi için de büyük bir önem taşıyor AB manşetiyle. Fotoğraf kareleri ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla bir araya geliyor. Hiçbirini kırmayan fotoğraflar şu anda ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilik Rezidansı önünde ülkedeki Türk vatandaşlarıyla bir arada ve onlarla fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyor, düşüncelerini aktarıyorlar onlar da kendilerini. O anlara dair kareler de ekranlarımıza yansıyor. Zirve başlamadan önce o sıcak karşılamanın önemli olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Prag'a gelir gelmez ayağının tozuyla rezidans, Büyükelçilik Rezidansı önünde vatandaşlarımızla bir araya geliyor. Vatandaşlarımızla tabii yurt dışında gurbette olan vatandaşlarımız da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördükleri için düşüncelerini ve duygularını aktarıyorlar. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüler vatandaşlarımızla birlikte Erdoğan'ın ve fotoğraf karelerine de yansımasını görüyoruz. Hem bir yandan fotoğraf karelerine yansıyor hem de görüyorsunuz şu anda canlı yayında da ekranlarınıza yansıyor. Bir yanda da kameraların görüntüleri de yine aynı şekilde. O görüntülerin hepsini de biz de ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. Aslında bu sıcak görüntülerden sonra sıcak başlıkların olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi olacak. Avrupa'nın geleceğini değerlendireceği bir zirve. Tabii bu zirvenin öneminin altını bir kez daha çizmek lazım. Çünkü Türkiye için önemli altını çizmek lazım. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra 17 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağını söyleyelim. İşte böyle kritik bir zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve bundan sonra izleyeceği yol haritası ve liderlerle görüşmelerinin de önemli olacağını belirtelim. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte asıl kritik noktanın bu olacağını belirtelim. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gıda krizi bir yandan enerji krizi tüm bu sıcak başlıklarında değerlendirileceği toplantılar olacak. Ama bu toplantı öncesinde sıcak ve kritik başlıkların yer alacağı bu toplantı öncesinde tabii ki bu görüntüler büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geliyor. Onların sorunlarını dinliyor ve o sohbetlerde şu anda ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kareleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte olan sohbetlerinin yansıdığını söyleyelim. Bakanların da bu arada orada olduğunu da belirtmemizde fayda var. Hepsi tek tek gelip duygu ve düşüncelerini aktarıp fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. Biz de ekranlarınıza canlı olarak görüntüleri getiriyoruz. Şimdi sıcak toplantı dedik. Avrupa Birliği'nde devlet ve hükümet başkanlarının yer alacağı toplantı. Gıda krizi ve enerji krizinin öne çıkacağını söylemiştik. Gıda krizini bir nebze tabii ki de tahıl krizi, tahıl koridoru ile birlikte Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde çözüldüğünü söyleyelim. Tabii bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda bundan sonraki sürece dair de vurgu yapacağını belirtmekte fayda var ama tabii enerji krizi büyük bir olay. Türkiye için de, dünya için büyük bir olay ama Türkiye enerji koridorunda ve enerji koridorunda olduğu için bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlar enerji konusunda hem Rusya hem de Ukrayna ile de Türkiye'nin
adımlarının net olduğu için bunu söyleyebiliriz. Ve bu arada da Egemen Bağış'la Cumhurbaşkanı hem Recep Tayyip Erdoğan hemen yanında Egemen Bağış Bakanlar, Dışişleri Bakanı'nı görebiliyorum. Sanayi Bakanı'nı da gördüm az önce. Tüm bakanların da orada olduğunu söyleyelim. Hemen gündemle biraz daha devam edelim. Türkiye Enerji Koridoru üzerinde dedik. Enerji başlığının tartışılacağını söyledik. Tabii bu arada Azerbaycan ve Katar'ın da toplantılarda olacağını söylememizde fayda var. Kritik. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği liderleriyle yapacağı görüşmelerin de büyük önem taşıyacağını söyleyelim. Türkiye Avrupa Birliği sürecinde önemli adımlar attı. Bu adımlar doğrultusunda Avrupa Birliği'nden de beklentileri var. Muhtemeldir ki bu ikili görüşmelerde o beklentiler dile getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre vatandaşlarla bir araya geldi. Onlara el salladı ve şu anda da rezidansın önünde içeriye girecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonrasında da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Önemli bir zirve olduğunu bir kez daha altını çizmemizde fayda var. Vatandaşlar hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında. Bir yanda yolun karşı tarafında bayraklarımızla birlikte bekleyenler vardı. Yolun bu tarafına geçtiğimizde rezidansın hemen önündeyiz şu anda. Rezidansın hemen önünde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyenler, şu anda onunla konuşmaya çalışanlar, fotoğraf çektirmeye çalışanlar da ekranlarınıza yansıyor ve tüm bu görüşmelerin ardından ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı geldi Prag'a ve vatandaşlarımızla da bir arada oldu ve şimdi de rezidansa giriyor. Biz de canlı yayınla ekranlarınıza getirmeye çalıştık tüm bu görüntülerle. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'da temaslarını sürdürüyor. Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile Londra'da bir araya geldi. Hemen dönelim ayrıntılar için. Zeynep Er Yılmaz bizimle birlikte. Zeynep, neler aktaracaksın bize? Nilgün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaret çerçevesinde Londra'da bulunuyor ve sabah saatlerinde de bu çerçevede programına başladı. İlk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la bir araya geldi Hulusi Akar. İki bakan baş başa görüşmelerde bulundular. Ayrıca heyetler arası görüşmelere de başkanlık ettiler. Ve Akar, İngiltere Savunma Bakanı'nın resmi davetlisi olarak Londra'da bulunuyor. Wallace tarafından muhafız töreni alanında askeri törenle karşılandı ve Akar askeri tören kıtasını selamladı kısa süre önce Londra'daki program çerçevesinde. Tabii görüşmelerde ikili ve bölgesel görüşmeler ele alınacak. Diğer taraftan savunma sanayi işbirliği konusunda da neler yapılıyor, neler yapılması gerek, bunların altı da çizilecek konu başlıkları arasında. Biraz önce de söylediğimiz gibi Hulusi Akar dün akşam saatlerinde Londra'ya gelmişti ve bugün de temaslarına başladı. İlk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la bir araya geldi. İki bakan ilk olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından da heyetler arası görüşmelere başkanlık ettiler. Görüşmelerde ikili ve bölgesel başlıklar ele alınıyor dedik. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle İngiltere tarafından geçtiğimiz senelerde Türkiye'ye uygulanan bir ambargo vardı, askeri ambargo vardı savunma sanayi çerçevesinde. İşte bunun kaldırıldığını hemen belirtelim Mayıs ayında ve bunun ardından da en önemli ziyaret bugün gerçekleşmiş oluyor. Ve Bakan Akar'a teknik bir heyet de bulunuyor. Teknik bir heyet de beraberinde bulunuyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la kısa süre önce bir araya geldi diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım Nilgün. Zeynep bize iki mevkidaşın o kritik önemli görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Devam edelim. Ege Denizi'nde iki ayrı göçmen faciası yaşandı. Yunanistan'ın Midilli ve Çuha adaları açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki tekne battı. Midilli açıklarında 17 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken Çuha adası yakınlarında ise çalışmalarda kurtarılan göçmen sayısı 80'e yükseldi. Daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan onlarca göçmeni taşıyan iki tekne Ege Denizi'nde battı. Yunanistan'ın Midilli ve Çuha adaları açıklarındaki faciaların ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yunan yetkililer, Midilli açıklarında batan teknede yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bölgedeki kayalık alanda mahsur kalan 4 göçmenin daha kurtarılmasıyla 9 kişiye sağ ulaşıldı.
Yunan liman yetkilileri hayatını kaybeden ve kurtarılan göçmenlerin çoğunun kadın ve Afrika kökenli olduğunu belirtti. Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 95 düzensiz göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Batan tekneden 80 kişi kurtarıldı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara karşın kayıp göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Tayland'da devam edelim. Eski polis memuru dehşet saçtı. Saldırgan önce çocuk bakım evine silahlı ve bıçaklı saldırı düzenledi. Sonra da evine gidip karısını ve çocuğunu öldürdü. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Tayland'ın kuzeyinde bulunan Nong Phua Lampu kasabası kanlı bir saldırıya sahne oldu. Eski polis memuru önce çocuğunun gittiği bakım evini bastı, silah ve bıçakla dehşet saçtı. Çocuğunu orada bulamayınca da evine yöneldi. Yolda insanların üzerine araba sürerek ilerledi. Evine ulaşınca karısını ve çocuğunu öldüren saldırgan ardından intihar etti. O anlara dair görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Saldırıda 23 çocuk, 34 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. 34 yaşındaki saldırganın uyuşturucu kullanımı yüzünden geçen yıl polislikten atıldığı belirtiliyor. İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçağın patlayan lastiği Hatay Havalimanı'na iniş sırasında alev aldı. Yarım dakika içinde gerçekleşen müdahale sayesinde uçaktaki 105 yolcu ve 6 kabin personeli burunları bile kanamadan tahliye edildi. O anlar var sırada. İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK-2256 sefer sayılı uçak Hatay Havalimanı'na inişi sırasında arıza yaşadı. Lastiği patlayan uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldi. Alev alan tekerleklere ekipler 35 saniye içinde müdahale etti. Gece saatlerinde meydana gelen olayın hemen ardından itfaiye ekipleri alevleri söndürüp soğutma çalışmasına başladı. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli herhangi bir sorunla karşılaşmadan uçaktan tahliye edildi. Olayın ardından havalimanı 24 saat süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. Pistin yeniden uçuşa açılması için çalışmalar sürüyor. Gıda manşetiyle devam edelim. Gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesi toplantısı yapıldı. Gıda ve tarım ürünlerinin arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılması kararlaştırıldı. Çiğ süt ve kırmızı et fiyatları düşecek. Üreticinin maliyetleri uygun fiyatlı yemle desteklenecek. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıdan üreticilere yem desteği kararı çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak. Alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek. Toplantıda daha önce alınan kararlardaki gelinen aşamalarda değerlendirildi. Yapılan çalışmalar hakkında komite bilgilendirildi. Üretici ve hal fiyatlarıyla perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi. Buna göre gıda ve tarımsal ürünlerin arz talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tüm aşamalarıyla analiz edilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak. Gıda ve tarım ürünlerinin arz ve fiyatlarına ilişkin gelişmelerin yakından takibi sürecek. Çiftçi kayıt sistemine başvurular 1 Ekim'den bu yana E-Devlet'ten yapılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 5 gün içinde 104 bin başvuru yapıldığını açıkladı. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bakan Kirişçi, çiftçi kayıt sistemindeki son verileri paylaştı. E-Devlet'te yanlış hatırlamıyorsam 8 binin üzerinde işlem yapılabiliyor şu anda. 911 kurumun faaliyetleri yürüyor. Tarım Bakanlığı olarak, Tarım Orman Bakanlığı olarak biz de bu 5 faaliyetimizi E-Devlet'e taşıdık 1 Ekim itibariyle. Ve şu anda üreticimiz evinden
hatta traktörünün üzerinde çalışırken cep telefonundan E-Devlet'e girip kendi kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Bugün ayın 6'sı, 6 Ekim. Aradan geçen bu 6 günlük süre, ki 5 gününü varsayalım, yaklaşık 104 bin başvuru var, giriş var ve bir o kadar da bu ÇKS belgesi dediğimiz belgeler var. Bodrum'un sualtı güzellikleri belgesel oluyor. Resip ve batıklara yer verilecek olan belgeselde süngercilik de anlatılacak. Belgesel 3 dilde yayımlanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesi deniz, güneş ve arkeolojik güzelliklerin yanı sıra denizaltı zenginliğiyle de öne çıkıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist Bodrum'un sualtı güzelliklerini keşfetmek için bölgede dalış yapıyor. Bu zenginliğin daha geniş kitlelerce keşfedilmesi için bir belgesel çekilmesine karar verildi. Bunun için sualtı çekimlerine başlandı. Resifler tek tek görüntülendi. Uçak ve gemi batıkları öne çıkarıldı. Belgeselde Bodrum ekonomisinde önemli yeri olan süngerciliğe de özel bir bölüm ayrıldı. Bodrum'un mavisinde efsanevi süngerci Aksuna Mehmet'le beraberiz ve bu dalışı onunla birlikte yapacağız. Çekimler Kasım ayında tamamlanacak. Belgesel Türkçe, İngilizce ve Rusça yayımlanacak. Bodrum turizmine büyük katkı sunması beklenen belgesel 2023 yılı turizm sezonunun tanıtım çalışmalarında da kullanılacak. Masmavi güzellikten başka bir güzelliğe gidelim. Memleketin her noktası bir başka güzel. Antalya'nın turizm cenneti olan Demre ilçesi göçmen kuşları ağırlıyor. İlçede bulunan Noel Baba Kuş Cenneti'nin misafirleri flamingolar. Flamingolar Antalya'nın turizm cenneti Demre'ye geldi. İlçede bulunan Noel Baba Kuş Cenneti 2016 yılından bu yana her yıl farklı zamanda ve farklı sayıda flamingoyu ağırlıyor. Göçmen kuşlar buraya güzellik katıyor. Demre ilçesindeki toplam alanı 1000 hektar olan Noel Baba Kuş Cenneti Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri. Ballı turna var. Buraların suların güzellikleri. Güzellik katıyorlar her yere. Keşke sayıları çoğalsa, rahatsız edilmeseler. Kışı burada geçirecekler gibi görünüyor. Kuş cennetinde göçer ve yerleşik olarak 150'nin üstünde tür yaşamını sürdürüyor. Bu muhteşem görüntülerle bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Nöbeti Anda Özmen'e bırakıyoruz. Öğle Ana Haber'de tekrar görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.